Bilgin CEO programı katılımcısı Genç Yetenekler sizin liderlik yaklaşımınızı çok merak ediyorlar. Bu doğrultuda liderlik üzerine düşüncelerinizi almak isteriz. Aynı zamanda Johnson & Johnson'ın yönetim yaklaşımını şekillendiren andımız dediğiniz bir rehberi olduğunu biliyoruz. Andımız değerlerini de göz önünde bulundurarak liderin tanımını yapabilir misiniz? Andımızın bize verdiği pusula çok değerli çünkü dört farklı paydaşı olan sorumluluğumuzdan bahsediyor. Bunların ilki de aslında hastalar, doktorlar, hemşireler ve ürünlerimizi kullanan herkes diye başlıyor. Yani şirket olarak bizim ilk sorumluluğumuz gerçekten ürünlerimize ihtiyacı olan insanlara. İkinci paragrafta çalışanlarımıza karşı sorumlu olduğumuzdan bahsediyoruz ve onları en iyi şekilde geliştirmemiz gerektiğinden bahsediyoruz. Üçüncü paragrafta içinde yaşadığımız topluma olan sorumluluğumuzdan bahsediyoruz. Aşı bulma çalışmamıza aslında risk alarak, yatırım yaparak hemen başlamamız bunun bir örneği. Dünya çapında yaptığımız bağışlar ülkemizde de aynı şekilde bunun bir örneği. Toplum sağlığını gerçekten dertleniyoruz. CEO'muz Alex Gorsky'nin söylediği bir şey vardı pandemi döneminin başlamasıyla birlikte. Johnson & Johnson bugünler için yaratıldı demişti ve ben de bunu aslında ekibimle sürekli kullanıyorum. Çünkü Johnson & Johnson aslında bizim gibi bireylerden oluşuyor. Eğer Johnson & Johnson bugünler için yaratıldı diyorsak bu aslında demek ki her birimiz, şirkette çalışan her bir birey aslında bugünler için burada ve bir fark yaratmak için buradayız. Dediğim gibi üçüncü paragraf topluma olan sorumluluğumuzdan bahsediyor. Dördüncü paragraf ise hissedarlarımıza olan sorumluluğumuzdan bahsediyor. Ve tabii ki sürdürülebilir bir şirket olmamız önemli. Ancak bu şekilde kazancımızı eğer araştırma ve geliştirmeye yatırabiliyorsak ve çok iyi ürünler geliştirebiliyorsak aslında ilk üç paragraftaki sorumluluklarımızı da yerine getirebiliyoruz. O yüzden bu bir ekosistem gerçekten kendi içinde. Bu açıdan da çok değerli. Johnson & Johnson nasıl liderler geliştirmek istiyor? Öncelikle alanlarında yetkin liderler, sürekli öğrenen liderler, kendisini sürekli yenileyen ve aslında kendisini yeniden yaratan liderler. Bunun için geri bildirim çok önemli. Ekipten geri bildirim almak, farklı birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızdan geri bildirim almak. Ben Johnson & Johnson'da çalıştığım 15 yıl içinde herhalde 15 tane 360 derece feedback yapmışımdır ve her yıl aslında yeni baştan peki daha neye odaklanabilirim ve neyi daha iyi geliştirebilirim sorusuna odaklanmışımdır. Diğer taraftan dahil edicilik ve kapsayıcılık gerçekten çok önemli. Bir lider olarak benim için de çok çok değerli bir konu bu. Çünkü kendimi dahil edildiğim ortamlarda, gerçekten aidiyet hissettiğim ortamlarda ve ekiplerde tüm yeteneklerimin geliştiğini ve aslında bir, nasıl diyelim, belki bir çiçeğin açılması gibi aslında tüm yeteneklerimi gösterebildiğimi hissettim. Bunun yanı sıra geçmişte yaşadığım bazı deneyimlerde, bu Johnson & Johnson'dan önceki deneyimlerimde aslında, şunu da gördüm ki eğer bir ekipte bir birey kendisini dahil edilmiş hissetmiyorsa aslında o yetenekler tam tersi bir biçimde yok oluyor. Yani olabilen yeteneklerini de kullanamıyor. Bu konu o yüzden benim için çok çok önemli, çok değerli ve Johnson & Johnson'ın da bu kadar yer veriyor olması buna gerçekten çok çok güzel diye düşünüyorum.